Canım arkadaşlarım, hepinize kucak dolusu selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız ve hepiniz hoş geldiniz. Evet, gençler nerede kalmıştık? Birebir fonksiyonda kaldık. Umarım fonksiyon dersleri senin için sıkıcı geçmiyordur. Valla ben anlatırken inanılmaz derecede keyif alıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de ben bu keyifle yaptığım işi sergilerken sizler de umarım derslerinize çalışıyorsunuzdur ve benim sayemde de olsa hani çorbada birazcık ufacık tuzumuz da varsa sevgili arkadaşlarım. Umarım sizler de bu derslerden keyif alarak öğreniyorsunuzdur. Evet, birebir fonksiyonda kalmıştık. Şimdi birebir fonksiyonu ele alacağız arkadaşlar. Ama öncesinde abone olup lütfen videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Geçelim dersimize. Şimdi bakalım birebir fonksiyon neymiş, ne değilmiş. Arkadaşlar A kümesinden B kümesine tanımlı bir fonksiyon da x1 ve x2 diye seçtiğim her x1 x2 elemanı için A kümesinden seçiyorum bu x1 ve x2'leri. x1 ve x2 birbirinden farklıysa f(x1) de f(x2)'den farklıdır kuralını, şartını sağlayan fonksiyonlara biz birebir fonksiyon diyoruz. Tamam? Şimdi yani bu ne demek? <laughs> Tanım kümesindeki her bir eleman yalnızca ama yalnızca bir elemana gidecek bu şekilde fonksiyon oluyordu ama Hepsi birbirinden farklı elemana gitmişse işte o zaman da tadından yanmayan bir birebir fonksiyon oluyor. Yatay doğru testine bakalım birebirlik için arkadaşlar. Grafiği verilen bir fonksiyonun birebir olup oldu, olmadığını anlamak için biz grafiğe sevgili arkadaşlarım x eksenine x eksenine paralel doğrular çizeceğiz. Paralel doğrular çizeceğiz. Doğruları zaten yazmışız. Bu kısmı yazmamıza gerek yok x eksenine paralel doğrular ne demek? İşte bu x ekseni şu da y ekseni ise ve örnek veriyorum şu da benim grafiğimse. Sen bu grafiği tutup x eksenine şu şekilde paralel doğrular çizeceksin. Ve bu paralel doğruları çizdiğin zaman eğer tek bir noktada kesiyorsa bak tek bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebirdir. Bakın mesela verdiğimiz örnek birebir değil çünkü bu çizdiğimiz doğrulardan bir tanesi 3 noktada kestiğini görüyoruz. Bundan kaynaklı da bu fonksiyon birebir değildir diyeceğiz. Örnek 16'mıza bir bakalım. Aşağıda verilen fonksiyon grafiklerini birebirlik bakımından inceleyiniz demiş. Şimdi hemen ne yapacağız? Grafikler verildiyse yatay doğru testi uygulayacağız. Ve bu yatay doğru testine göre herhangi bir noktadan x eksenine paralel doğrular çektiğimizde sevgili arkadaşlarım her birinin sadece ama sadece bir noktada kestiğini görüyoruz. Hatta x ekseni de bu doğrulardan bir tanesidir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bizim buradaki fonksiyonumuz kesinlikle 1'e 1'dir diyebiliriz. Hemen yandakine bakalım. Yandaki de sevgili arkadaşlarım Az önceki grafik artandı, bu da azalan versiyonu ve dikkat ettiysen, bu da sadece ama sadece birer noktada kesmiş bu yatay doğruları. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bu da birebirdir diyebiliriz. Hemen devam ediyorum, bir alttakiyle. Arkadaşlar, şuradan şöyle bir çektiniz tamam yeter, bir tane çekmeniz yeter. Neden? Çünkü İki tane noktada kesini gördünüz. Birebir değildir diyeceğiz arkadaşlarım bu fonksiyona. Ve buraya baktığımız takdirde de yine bu şekilde çekildiği zaman burada birden fazla noktada kestiği zaten aşikar. Dolayısıyla birebir değildir diyeceğiz bu fonksiyona da. Evet bu kısım anlaşıldığına göre devam edelim 20. sayfamızdaki 17. örneğimizde. Bir A kümesi var. Bu A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşmuş ve f fonksiyonu da A kümesinden A kümesine tanımlı ve birebir fonksiyondur denilmiş. birebir. Buna göre f1, f2, f4, f5'in toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır diye soruluyor. Ben hemen A kümesinden iki tane çizeyim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurası 1, burası 2, burası 3, burası 4 ve burası 5 elemanı dedikten sonra madem bu A kümesi Aynısını yanına da çizmemiz gerekiyor. İşte bu A kümesi dedik. Bu da A kümesi. Ve ben A kümesinden A kümesine bir F fonksiyonu tanımlayacağım. Bu fonksiyonda da birebir olduğunu biliyorum. Ben bu fonksiyonun. E şimdi bu toplamın alabileceği en büyük değer sorulduğuna göre ben buradaki 1'i alırım en büyük elemana. 2'yi alırım burada sevgili arkadaşlarım şuna götürürüm. 3'ü alırım buna götürürüm diyeceğim ama şöyle bir sıkıntı var. Bizim bizim F1, F2, F3 ve F5'in bak F3 yok özür dilerim. F1, F2, F4 ve F5'in en büyük değerlere gitmesini isteyelim ki bu sonucun en büyük değerini bulalım. Şimdi o zaman 1 5'e gitsin. 2 4'e gitsin. 3'ü eliyorum. 4 3'e gitsin ve 5 de 2'ye gitsin diyebilirim. Böylelikle sevgili arkadaşlarım 3 edene kalır, 1 kalır. Zaten burada sorulmadığı için onu da en küçük eleman olarak atadık. Şimdi normalde 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı ne? 15. E biz burada F3'ü 1'e götürdüğümüze göre ve F3 burada sorulmadığına göre işte bunların maksimum toplamı 14'tür diyebiliriz. Ve şimdi de ben bunun en küçük değerini bulmak istiyorsam en küçük değer için F3'ü 5'e götürürüm ki diğerlerin sonuçları küçük çıksın. Madem öyle 1 1'e, 2 2'ye gitsin, 4 3'e gitsin ve 5 de 4'e gitsin deriz. 1, 2, 3, 4'ü sadece aldırdık. Bunların da toplamı 10 yaptığı için minimum değerde sevgili arkadaşlarım tabii ki 10 olacaktır toplamları. E bunların arasındaki fark kaçtır diye sorulmuş. Bunların arasındaki fark 4'tür. Cevabımız da o halde 4'e eşittir diyebiliriz. Şimdi alt kısımda bir not var. Biraz yorum yapalım bakalım. SA4 ve SB3 eleman. Yani burada 4 tane elemanımız olsun diyor. Ve burada da 3 tane elemanımız olsun diyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Ben A kümesinden B kümesine bir f fonksiyonu tanımlarsam bu fonksiyon birebir olabilir mi? Şimdi bu fonksiyon birebir olabilir mi? Bir yorum yapalım. Şu elemanı aldım şuna götürdüm. Bunu aldım buna götürdüm. Bunu aldım buna götürdüm. Buradaki eleman fonksiyon olabilmesi için bunlardan bir tanesine gitmek zorunda. Ama birebir olamaz diyeceğim. Şimdi neden birebir olamıyor? Çünkü başka eleman kalmıyor bunun gidebileceği. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım benim bu fonksiyonun birebir olabilmesi için şuraya en az bir tane daha eleman lazım ki bu da buna gitsin derim. Bak en az bir tane eleman lazım dedim. E hocam bir tane de eleman bizden olsa, şirketten olsa bir tane de buraya koysan e değişir mi? Birebir bir mi? bozulmaz. O zaman ben bir fonksiyonun birebir olabilmesi için buraya sen aynen bu, bu şekilde bu notu alabilirsin. Bir fonksiyonun birebir olabilmesi için tanım kümesinin eleman sayısının mutlak surette değer kümesinin eleman sayısından küçük veyahut eşit olması gerekiyor deriz. Eğer SA, SB'den büyükse e, doğal olarak buradaki elemanların her biri karşıda farklı bir elemanla eşleşemeyeceği için bu birebir olamaz diyoruz. Yani benim fonksiyonumun birebirlik şartı e, kümelerin eleman sayılarıyla alakalı olan kısımda. İşte budur diyebiliriz. Bir tane de sevgili arkadaşlarım formül bulalım. Şimdi şöyle ki benim yine şurada 4 tane elemanım olsun. E şuraya geçtik. Burada da 5 tane elemanım olsun. Tamam. Şimdi benim A kümesinden B kümesine bir fonksiyon tanımlayıp onu da birebir yapmak istiyorum. Peki soru şöyle gelse. Kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir diye sorulmuş olsa işte o zaman da şunu düşüneceğiz. Şuradaki eleman karşıdan kaç farklı elemana gidebilir? 5. Varsayalım ki şuna gitsin. Peki şuradaki eleman karşıdaki kaç farklı elemana gidebilir? Artık şuna gidemeyeceğine göre 4 farklı elemandan birine gider diğeri 3 farklı elemandan birine ve diğeri de 2 farklı elemandan bir tanesine gidebilir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Eğer burada 6 tane eleman olmuş olsaydı o zaman 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 diyecektik. 7 tane eleman olmuş olsaydı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 diyebilecektik. Tamam. E şimdi Şurası 5 elemanlıyken burası 5 ile başladı. 6 Altı elemanlıyken 6 ile 7 elemanlıyken de 7 ile başladı. Ama dikkat et hep kaç tane var burada? 4 tane var. Bu 4 tane ne? Bak 4 tane sayı. 4 tane sayı. 4 tane sayı. Bu 4 tanesi de işte buradaki eleman sayısı aslına bakarsan. Peki o zaman ne yapalım? Buna bir formül bulacaksak şunu yapacağız arkadaşlar. Ben burada S, B kümesinin dikkat ettiysen hep bunlar ardışı gaz alıyor, ardışı gaz alıyor, ardışı gaz alıyor değil mi? Peki SP'nin ben faktöriyelini almış olsaydım eğer Şurada ne kalacaktı? 1 faktöriyel yok Şurada ne kalacaktı? 2 çarpı 1 faktöriyel Burada 3x2x1, 3 çarpı 2 çarpı 1 3 faktöriyel yoktu O halde ben bu SP faktöriyeli sevgili arkadaşlar SP'nin eleman sayısı 6 iken Burası 4 iken Bak burada 2 tane kaldı SP'nin eleman sayısı 7 iken Burası 4 iken Bak burada 3 tane kaldı SP'nin eleman sayısı 5 S'nin eleman sayısı 4 bak burada bir tane kaldı. O zaman diyeceğim ki S B'nin eleman sayısından S A'nın eleman sayısını çıkarıp bunun faktöriyelini alırsam karşıma kaç tane birebir fonksiyon olup olmadığını elde ettiğim ifade kalır. Tamam. Örnek veriyorum. Burası 8 elemanlı ve burası da sevgili arkadaşlar 6 elemanlı bir küme ise. Kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir? 8 faktöriyel bölü 8'den 6'yı çıkardım. 2 2 faktöriyel diyeceğim. Bu da benim cevabım olacak diyebiliriz. İşte bu kadar basitti. Evet, formülümüzü de elde ettiğimize göre devam edelim 18. soruyla. A kümesi A, B ve C elemanlarından, B kümesi de 1 2 3 4 elemanlarından oluşmak üzere yani şu şekilde arkadaşlar. Hemen ben size çizeyim. Burada A, B ve C elemanları var. Karşıda da 1, 2, 3 ve 4 elemanları var. A'dan B'ye kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir? Hemen ne yapacağız? 4 faktöriyel bölü 4 3 1 faktöriyel diyeceğiz. Yani sevgili arkadaşlar 4 faktöriyel de 24 olduğuna göre 24 tane birebir fonksiyon tanımlanabilir dedik. A'dan B'ye tanımlanan birebir fonksiyonların kaç tanesinde FB 4'e eşittir diyeceğim. Arkadaşlar şuralar kopyalandığı için diğer PDF dosyasından kopyalandığı için bazı kelimelerde sıkıntı yaşanmış ama soru Allah'tan anlaşılıyor. FB 4'e eşittir diye soruluyor. Şimdi diyor ki B önce 4'e gitsin diyor. Onun yeri belli. Hani böyle arkadaşlarla falan bir yere giderken şey derler ya. Ya zaten işte Salih zaten arabayı kullanacak. Onun yeri belli. O kendi arabasını kullanacak. O yüzden onu kombinasyona dahil etmezsin. Yani B 4'e gitmiş. Onunla uğraşmayalım artık. Tamam mı? Pekala. A'dan B'ye şimdi biz birebir fonksiyon tanımlayacağız. E burada 2 tane eleman kaldı. Burada 3 tane eleman kaldı. E dola, doğal, olarak da 3 faktöriyel bölü 3'ten 2'yi çıkardım. 1, 1 faktöriyel diyebilirim. 3 faktöriyel de bana zaten 6'nın ta kendisini verir. B'den A'ya kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir? E şimdi arkadaşlar burası 4, burası 3 elemanlı Yani B'den de A'ya ben fonksiyon tanımlayacaksam bu sefer tanım kümem sağ taraf Değer kümem sol taraf olacak. Ya, bu tarafta 4 bu tarafta 3 tane eleman var. Ya, bu şekilde tanım ben birebir fonksiyon tanımlayabiliyor muydum? Hayır, tabii ki tanımlayamıyorum. Dolayısıyla B'den A'ya birebir fonksiyon, birebir fonksiyon tanımlanamaz diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Tanımlanamaz. Evet. İşte sevgili arkadaşlar, buradaki soruyu da bu şekilde A, B, C şıklarıyla birlikte çözdük. Şu kısma dikkat et. Bak, şurada bir şey çıkarmıştık ya s-a-s-b'den küçük olmak zorunda veya eşit olmak zorunda diye. Bunu sakın a sakın unutma. Tamam. Böyle güzel sorularda da karşına çıkabilir eleman sayılarıyla alakalı. Örten fonksiyon ve içine fonksiyon diyeceğiz şimdi. Arkadaşlar örten fonksiyon dediğimiz şey bunu tanımlayacağız. İçine fonksiyonu tanımını da şu şekilde yapacağız. Örten olmayan fonksiyonlar. Dolayısıyla örten olmayan fonksiyonlara biz içine fonksiyon diyebiliriz. Buradaki boşluk doldurma kısmına bunu yazın. Yani onun ekstra özel bir tanımı yok. A kümesinden B kümesine tanımlı olmak üzere f fonksiyonu. Eğer ki, eğer ki tanım kümesinin elemanlarının her birini ben f fonksiyonu altında işleme sokarsam ve bu da bana B kümesinin yani değer kümesinin ta kendisini verirse işte o zaman sevgili arkadaşlar bu fonksiyon örtendir diyeceğiz. Yani burada ne demeye çalışıyoruz? Değer kümesi görüntü kümesine eşit olan fonksiyona örten fonksiyon diyoruz. Fonksiyon olma şartında tanım kümesinde açık eleman kalmayacak diye güzel kardeşim. Değil mi? Şimdi bomba geliyor. Değer kümesinde de açık eleman bırakmazsan eğer işte o zaman bu fonksiyon tabii ki örtendir diyeceğiz. Evet, yatay doğru testi. Ama ne için? Örtenmek için. Grafiği verilen bir fonksiyonun örten olup olmadığını anlamak için yatay doğru testi yapılır ve yatay doğru testi üst sayfada anlattığımız yatay doğru testinin aynısı. Tamam mı? Ama bu sefer bu yataylar sevgili arkadaşlar yatay doğrular çizilen doğrular grafiği en az en az bir noktada kesiyorsa fonksiyon örtendir diyeceğiz. Aksi halde içinedir. En az bir noktada kesecek arkadaşlar. Tamam mesela f fonksiyonuna bakın. Bu böyle aşağı doğru uzamış gitmiş. Yukarı doğru da uzuyor gidiyor değil mi? Artı sonsuz, eksi sonsuz. E şimdi sen bunu çizdin. Bak hepsi de en az bir tane noktada kesiyor. O zaman güzel. Bu fonksiyon örtendir. Bunda sıkıntı yok. Peki şuna bakalım. Bak hocam bunlar yukarı doğru uzuyor gidiyor şu şekilde. E, en az bir tane noktada kes kessin demiştik. Yani iki noktada falan kesmesi beni ilgilendirmiyor. Evet ama şuradan atarsam ilgilendirir. Gördüğün üzere hiçbir noktada kesmedi. E doğal olarak da bizim fonksiyonumuz örten değil. Nedir? Örten olmayan Iç nedir diyeceğiz Tamam bak soldaki örten Sağdaki içine oldu İçineyi anlamayan varsa tekrar söyleyeyim Örtende ise kesinlikle içinedir Umarım anlaşılmıştır Evet gençler bir diğer sayfadayız Parçalı fonksiyon Tanım kümesinin alt aralıklarında Farklı kurallarla tanımlanan fonksiyonlara Parçalı fonksiyonlar diyeceğiz Mesela Fx fonksiyonu X'ler A'dan büyük veya eşitken Hx diye uygulanacak X'ler A'dan küçük veya eşitken de GX diye uygulanacak. X eşittir A. Yani şuradaki bizim parçalanma noktamız. Bak parçalanma noktası. Limitte de fazlasıyla göreceksin parçalanma noktası. İşte ben bu parçalanma noktasına sevgili arkadaşlar kritik nokta diyeceğim. Tamam X eşittir A noktası benim fonksiyonumun kritik noktasıdır diyeceğiz. Kritik noktada yine limit ve süreklilikte de karşına fazlasıyla çıkacak. Türevde de çıkacak. O yüzden iyi öğren bunları. fx fonksiyonunun kuralı bu şekilde verilmiş parçalı tanımlı. f2 artı f3 artı f10. İşte bu soruluyor bize. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım sorumuza. f2 demiş. 2. 2 nerede? Bak 2 buraya dahil. O zaman o 2'yi burada yerine yazacaksın diyor. Yani 2'nin karesi artı 3 yazdım. Artı F3, 3 nerede arkadaşlar? O da burada. 3'ü de burada yerine yazacaksın. 3'ün karesi artı 3 dedim. Ve artı F0, 0 burada bak. 0, 2'den küçük o zaman, o zaman onu burada yerine yazacağız. Yani 4 kere 0, eksi 3 dedim. Şimdi 4 kere 0 zaten 0. 2'nin karesine 3 eklersem 7. 3'ün karesine 3 eklersem 12. Bunları topladım. 19 yaptı. Bir de bundan 3'ü çıkardım. Doğru cevabın 16 olması gerektiği karşımıza çıkmış oldu. 20. örneğimize bakalım şimdi de. Tam sayılardan tam sayılara tanımlı bir fonksiyon var. Ve bu fonksiyon x sıfırdan küçükken x eksi 2, x sıfırdan büyük veya eşitken de x artı 2 olarak tanımlanmış. Diyor ki bu fonksiyon bire birdir, örtendir ve f'nin görüntü kümesi eksi 2, eksi 1, 0 ve 1'den sevgili arkadaşlar yoksundur diyor. Yani görüntü kümesinde bunları bulamayız diyor. E şimdi bakalım. Ben şöyle düşüneceğim. Grafik olarak düşünürsek daima doğru yaparız. X'ler sıfırdan küçükken x eksi 2'nin grafiğini kullanacaksın. Şimdi sıfırı verirsem eksi 2'den geçiyordu normalde bu grafik değil mi? Ve 2'yi verirsem de sıfırdan geçiyordu. Şu şekilde. Yani benim fonksiyonum aslına bakarsan hocam şu şekildedir diyebilirim. Ve şu tarafa doğru şöyle kıvrılıyor. Bak kıvrılmıyor da o şekilde devam ediyor. Tabii şunu biraz şöyle düzeltelim değil mi? Peki şimdi normalde benim fonksiyonum bu. Doğrusal bir fonksiyon ama demiş ki sen bunu... Sıfırdan küçükken kullanacaksın. Sıfırdan küçük olan taraf ne taraf? X'lerin sıfırdan küçük olan olduğu taraf sol taraf. Ve sol tarafsa fonksiyonun sağ tarafını siliyoruz. Burası gitti. Peki şuna bakalım. X artı 2 demiş. Şimdi sıfırı verirsek 2'den geçiyor. Değil mi? Sıfırı verdik 2'den geçti. Ve eksi 2 verirsem de sıfırdan geçiyor. Eksi 2 de şöyle verdik yapıştırdık ve sıfırdan geçiyor. Yani benim fonksiyonumun grafiği şu mudur hocam? Ve devam ediyor. Değil mi? Tabi şurayı düzeltelim. Şöyle yapalım. Evet. Ama diyor ki bunda da sıfırdan büyük veya eşitken diyor bunu kullanacaksın. He, o zaman benim nereyi silmem lazım? Sıfırdan büyük taraf bu taraf olduğuna göre sol tarafı silmem gerekiyor. Peki şimdi bir de şunu unutmayalım. Ee, x 2 ben burada sıfır yerine yazdığım takdirde bak sıfır yerine yazdım. Eksi 2 geliyor ya o eksi 2'yi alamıyoruz. Niye? Çünkü burası sıfır olmuyor. Dolayısıyla bunun içi boş bunun içi dolu diyeceğiz. Evet. Grafimiz bu. Şimdi bu grafikte bu fonksiyon birebir midir? Şimdi arkadaşlar ben bunu bu şekilde yatay doğrular çizdiğim takdirde hep bir noktada kesiyorum. Hep bir noktada kesiyorsam evet birebirdir. Fonksiyon örten midir? Şimdi benim burada tüm tam sayıları örtmem gerekiyordu. Değil mi? E şimdi burada tam sayı olarak eksi 1 nerede? Eksi 2 nerede? Sıfır nerede? 1 nerede? Bunları örtememişiz. O zaman örten değil içinedir Yani 2 gitti. F'nin görüntü kümesini tüm tam sayıları alır ama eksi 2, eksi 1'i, 0'ı, 1'i alamaz demiş. Zaten az önce onu söylemiştik. Eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 yok. Dolayısıyla kesinlikle ama kesinlikle bu da doğrudur. Yani benim cevabım 1 ve 3 olacakmış sevgili arkadaşlar. Siz de bu şekilde grafik çizerek bakarsanız doğrusunu bulursunuz. Şimdi burada bir şeye daha dikkat etmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Aslında benim fonksiyonumun grafikleri bunlar falan değil. Nasıl yani? Boşuna mı çizdik bunları? Yok boşuna çizmediniz. Şöyle diyeceğiz. Tam sayılardan tam sayılara tanımlı olduğu için burada ben şöyle bir grafikten bahsedebilirim. Şimdi şunları silelim. Şunları da silelim. Siz yazdınız ama kalsın. Kıyıya köşeye şöyle ufacık çizebilirsiniz arkadaşlar. 0 için 2'den geçiyor. Yeşille çizdiğim benim grafik olsun. 0 için 2'den. 1 için 3'ten geçer. Yani benim grafiğim şu şekilde şurası 1, Şöyle 3'ten geçer. 2 için 4'ten geçer. 3 için 5'ten geçer. 5 için işte 4 için 6'dan geçer. Devamı hocam burada 0 için veremiyorduk. Eksi 1 için eksi 2'den geçer. Eksi 3'ten geçer. Eksi 2 için eksi 4'ten geçer. Eksi 3 için eksi 5'ten geçer. Aslında grafiğimiz şu şekilde noktalı noktalı oluşuyor. Niye? Çünkü tam sayıları vereceksin. Sonuçta tam sayı alacaksın demiş adam bize. Bundan kaynaklı grafik öyle doğrusal çıkmaz. Yani ben az önce şöyle çizmiştim ya size bunu. Şöyle gösterelim. Ben az önce size bunu böyle çizmiştim. Tamam. Bu grafi e, noktaları birleştirdiğim zaman o doğru çıkar ama fonksiyonu şurada, 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 şu aralıkta, şu aralıkta görüntüsü zaten yok. Tamam. Sadece orada e, çözümle sıkıntı yok. Cevap yine 1-3. Ama neden dedim ben sana. Şu aralıklarda öyle e, hani bozuk soru gibi görünmesin diye ben sana bunu anlatmak istedim. Evet. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Mutlak değer fonksiyonuyla. Mutlak değer fonksiyonu aslına bakarsan bir parçalı tanımlı fonksiyondur. Nasıl parçalı tanımlı? Eğer ben bir fonksiyonun mutlak değerini aldıysam ve kritik noktamız burada sıfır olacak şekilde. Çünkü fx'i sıfır eşitleyen değerin solu ve sağı için burası dışarı farklı çıkar. fx sıfırdan küçükse eksi fx diye çıkıyordu. Sıfırdan büyükse artı fx diye çıkıyordu. Dolayısıyla sıfır bizim burada içeriği sıfır yapan x değerlerimiz Bizim nelerimizdir arkadaşlar? Kritik noktalarımızdır diyeceğiz. Zaten mutlak değer derslerinde de e, benim eski kamplarımı takip eden öğrenciler için biliyorlardır. Mutlak değerin içini sıfır yapan x değerleri kökler bizim e, kritik noktalarımızdır. Bu biçimde tanımlanan fonksiyonlara mutlak değer fonksiyonu diyoruz. fx eşittir sıfır denklemini sağlayan x değeri fonksiyonun nesidir? Kritik noktasıdır. Yukarıda söylemiştik, bahsetmiştik. Buraya da notumuzu alalım, unutmayalım. Kritik noktasıdır diyelim. Tamam. Evet, devam edelim. Bu fonksiyonun parçalı fonksiyon şeklinde ifade edelim demiş. Evet, edebiliriz. İçerinin kritik noktasına 2. Şimdi o zaman yazıyorum bak. fx eşittir dedim. Açtım parantezi. Madem kritik noktam 2, x 2'den küçükken ve x 2'den Büyükken diyelim. Eşitliğini nerede göstereceğiz? İstediğin yerde göster. Fark etmez. Ben burada tercih ediyorum. Tamam, İster yukarısı ister, ister aşağısı hiç fark etmez. Çünkü kritik noktada fonksiyon aynı değeri alacaktır. Şimdi x 2'den küçükse 2'den küçük bir sayıdan 2'yi çıkarırsam negatif bir sonuçla karşılaşırım ve içerisi negatif olduğu için bu dışarı 2-x diye çıkar. Artı x artı 5 dersem x, artı x ile eksi x gider. 2 ile 5'i topladım. 7 derim. Ve onu buraya yazarım x'ler 2'den büyükken burası olduğu gibi çıkar. x eksi 2 artı x artı 5 deriz. x ile x'in toplamı 2x. 5'ten 2'yi çıkardım. Artı 3 dedim. Ve işte fonksiyonum şu an bitmiş oldu. Yani bu demek aslına bakarsan şu demek. x eksi 2'nin mutlak değeri artı x artı 5 demek. Yani hocam neden bunu yapıyoruz o zaman? Yani sorunun içerisinde bazen şunu kullanmak daha basit, avantajlı olur. Bazen bunu kullanmak daha basit ve avantajlı olur. Hangisi işimize geliyorsa onu kullanacağız biz. Tamam? Şimdi sevgili gençler. Bunlarla alakalı tabii testlerimizde bol miktarda soruda çözeceğiz. Tek ve çift fonksiyonlara geçiyoruz artık ama tek ve çift fonksiyonları bir diğer konunun konu başlığı olarak belirlemiştim. Dolayısıyla tek ve çift fonksiyonları bir diğer videoda birlikte işleyeceğiz yine seninle birlikte. Evet. O zaman Şöyle yapalım. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.